Bu arada şu da önemli. Değişikliklerden sonra sahada 7 Türk vardı galiba. Ya 7 Türk ya 8 Türk, 5 Türk. Can, Güven, Necip aynı anda girdi. Tabii 3. tabii. Kaleci 4, Rıdvan 5. Emirhan çıktı ama 5, 6. 6-6. Dur hemen bakıyorum ben de. 8 Türk futbolcu oynamış. Hayır, 8 Türk futbolcu toplamda oynamış Evet. olabilir. Ama o Yo, esnada 6. Josef, Enkulu, Wellington. Aynı anda 8 olamaz ha. Maçın bitti. Bu da Joseph müthiş. Enkun'u Yani Wellington. bunu Atiba yapabiliyorsa. var. 4. Evet. Ha doğru, Atiba var. Doğru. Atiba var. Biri daha var. Gene değil. O zaman toplamda belki de. Enkudu, Atiba oyuna sonradan giren yabancı oyuncular. Ha Enkudu ilk 11'deydi aslında. O şey maçından sonra. Kayseri maçından sonra kafasında ilk 11 Enkudu. Fakat Larin son 2-3 idman müthiş bir performans. Neden acaba? Hem fizik kondisyon ve attığı goller antrenmanlarda. Transfer dönemi. Şimdi derbide de o performansı devam ettirsen gideceği yerdeki rakamlar. Ya bu arada ben kesin gidiyor diye duydum. Herkes öyle diyor. Yani evi boşaltma hazırlığı falan bile yakın diyorlar. Ben yani İstanbul'da kalma ihtimali olur mu? Yani Fenerbahçe ile bir görüşme olmuş menajerin. Ama çok ihtimal vermiyorum ona da. Tıpkı Vakeme'ye vermediğim gibi. Hı. İki tane, ikisi de aynı bölge bu arada. İkisi de sol ön oyuncusu. Fenerbahçe de oraya arıyor. Aynı zamanda Rossi'nin de bonservisi alındı. Ama ikisinin de ben çok İstanbul'da olacağını ihtimal vermiyorum. Santrfor olarak değerlendirilemez mi? Larin mi? Yok ya. Fenerbahçe'ye mi? Herhangi bir takıma bence. Ya Yani herhangi ilk bir dört takım büyükten. olabilir de Fenerbahçe'ye olamaz artık ya. Sen Jesus'tan bahsederken Larin'i santrafor olarak Bu getirirsen. arada çok sürprizler olabilir ha. Birçok takımdan çok böyle aa bu da gider mi diyeceğin adamlar gidecek yani. Fenerbahçe için söylemiyorum. Fenerbahçe için söyleyebileceğin isim var mı? Abubakar. Hayır, giden dedim, Gidebilecekler giden. arasında. Sosa zaten gidiyor. Bence Gustavo da gidecek. Berisha. Bugün nasıl buldun Gustavo'yu? Hiç beğenmedim. Berisha'yı Gustavo, da say. Berisha'yı, Volkan. Berisha belli değil abi. %50-50. Bence Berisha da gider. Gustavo bence İstanbul'da kalabilir. Eğer maaş konusunu çözebilirlerse İstanbul'da kalma ihtimali var. Ama İstanbul'un herhalde şampiyonluğu oynayan takımlarından biri Onu de değil. bilemem. Daha fazla sıkıştırmıyorum O seni. kadar bilmiyorum. Ama İstanbul'da kalmak istiyor. İstanbul'da Pjanić de İstanbul'da kalmak istiyor. kim istemez? Yok mesela istemeyen var. Ama Pjanić de İstanbul'da kalmak istiyor. Ben onun da ihtimali yok tabii. Yani şu an hiçbir takım almaz bence Pjanić. Bu sezon. Kalmasını gerektirecek bir sebep göstermedi. Güven Çocuğa selam Ortaya yolladı. koymadı. Güven Çocuğa Montero olmadığı Okuyalım için şimdi. Cevap hakkı da mutlu oldu izle. hocama. Selamlar, iyi yayınlar. Yalnız Atiba'nın oynaması için üçlü savunmadan birisini oynatmazsın. Bak. Emirhan'ın oynamaması söz konusu değil. Bu mutlaka oynayacak. Şart değil tabii. Üçlü savunmanın neticede Josef'i de geriye çekti. Doğru, Josef'i de geriye çekti. Yani tabii ki oynatmak istiyorsa. Montero'yu aradı bence Beşiktaş. Benim de bak, Güven Çocuğu Yapma, yapma. Güven Çocuğu evinde şimdi huzur içerisinde. Gece uyuyamaz. Yaseminli yeşil çayını içip bizi seyrederken şu Montero'yu bitirdin adamı. Hocam evden bile damga vuruyor tabii, programa. Tabii. Alıştım 3 haftadır onu ya 3 beraberdik. Şimdi bu hafta yok. Böyle bir yokluğunu hissettim yani. Ben de 2 haftadır hocayla yayın yapmadım. Kendimi iyi hissetmiyorum. Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesi özelinde sohbetimizi sürdürürken Gezal Batshuayi'lerin üçlüsüyle siyah-beyazların maça başladığını, sonrasında bu oyuncuları değiştirdiğini söyledik ki daha önce de müdahaleleri oluyordu hocanın. Önümüzdeki sezon planlamalarını mutlaka yapıyor Serdar Sarı'da Valerian İsmail. Batshuayi takımda olmayacak. Larin'in durumu belli değil. Gezal takımda devam edecek. Hocanın kafasında bu oyuncuların geleceğiyle alakalı nasıl bir plan var? Onlara nasıl bir rol biçiyor sence? Şimdi Gelson Fernandes geliyor. Onunla alakalı da sosyal medyada yok olmuyor, Fenerbahçe'ye gidecek gibi bir sürü mantık şey yürütelim. Görüyorum. Ödeme ne yani bir zaman doğruluk payı var mı tamam. diye soruyorum. Mantık Hiçbir fikrim yürütelim. yok. Ödeme ne zaman başlar? Sezon başı. Kontrat yürürlüğe girdiği zaman değil Evet. mi? Daha kontratı yok ki Beşiktaş'ta Gelson Fernandes'in. Benfica ile de kontratı yok. Pardon, Benfica mıydı? Rize'ye evet, nasıl Benfica, geldi? Benfica doğru. Tabii kontratı yok.
Yani o tarih gelsin, bir gün sonra geçsin, ödeyemiyor desin, o zaman başka. Şu andan ödemeyecek, ödenemiyor demek çok sağlam temeller üzerinde durmuyor. Ben gazeteci olarak söylüyorum bunu. Yani biz bunun haberini yaparken, Volkan da gazeteci olduğu için, muhabir olduğu için, ben de muhabir olduğum için sağlam temeli oturtmamız lazım. Ben böyle gidersem müdür bana der ki sen çık odadan Allah aşkına, böyle şey mi olur falan der. Bir gazete müdürü. Anlatabildim mi? Oraya gelmedi daha. Ama şu an için ödeme yapılacak. Bütün planlarımızın içerisinde Gerson Fernandez var deniliyor. Hı hı. Tabii Batshuayi'nin artık kalan son iki maçta forma şansı olur mu? Bence olmaz. Yani Kenan senin kontratın oyuncuysa Batshuayi'yi oynatacak. Bari Kenan'ı oynat. Belki bir şeyler yapar son iki maçta. Güvenli sözleşme Kenan bu arada iyiydi bugün. Evet. İyiydi. Bugün en çok kim beğendin Volkan? Ferdi. Şeyi yok Beşiktaş'ta. Kenan. Kenan'ı. Sen kim beğendin Beşiktaş'ta? Ben Emirhan'ı beğendim. Kenan da iyiydi ama. Kenan iyiydi evet. Abi ben beğendim. Sağ bekte yani o dörtlü, o yüzden sordum. Dörtlünün yani orta dörtlünün sağında önce Emirhan'ı denemiş. Bakmış bu ofansta çok iyi ama defansta yakar bizi. Çünkü özelliği yok öyle bir çocuğun yani suçu Kenan değil. Bu arada penaltı yaptırdı. Öyle ya da böyle skora da katkı verdi yani. Evet. Tamam asist sayılmıyor penaltılar da yaptırdı. Ve penaltı olduğu anda penaltı olduğundan emindi. Evet. Tabii. O aşırı bir tepki verdi. Enes gösterdi aklıma onu. Geldi milli maçta. Takım, at, evet. At tacı at kesin penaltı dedi ya. O evet o belli. O anlayabiliyorlar. Çünkü artık eskiden var olmasa bile o pozisyonları görse bile hakemden çalmıyordu. Ama değişiyor bu kurallar. Her ya da duruma temas. Göre değerlendirmede bulunuyor. Ya da duruma reaksiyonlara göre. Tabii. Ben hakemi yani baktığımda kötü müydü hakem bugün? Yani İsmail Hoca şikayet. Maçı yönetti. Penaltıyı gördü. Maçı yönetti yani. Bak penaltıyı gördü, verdi. İlk penaltı. İlk penaltı. İkincisini süzemedi, gitti, seyretti, verdi. VAR doğru çalıştı. Enkudu'yu iyi gördü. Serdar Saatçi olayını da, onu da iyi gördü. Net. Wellington'un sarı kartını güzel gördü. Gördü, evet. Bir tek... Uzatmalar az geldi bana, ikinci yarının uzatmaları. Tabii, çok durdu oyun. Bir de 4 dakika dolmadan bitirdi. Ne olur bir ne olmaz. Bir de 4 dakikanın da uzatmasına neden olabilecek duraklamalar oldu. Yani. Tabii canım ya bir kere... Yani ya nasıl biliyor musun? Ama 4 dakika 10 saniye dolmuştu. Yani. Bir de 93 şey var. 93-40'ları falan ben gördüm, orayı hatırlıyorum. Bir de şu var, ilk yarının sonunda kenardan bir pozisyon oldu. Hani taş mı atılacaktı, onu kullanmadı. Yani böyle... En güzel skor biliyorsun. Ama onun dışında kötü değildi bak.